Evet arkadaşlar, sırada kapı kilitlerinin yağlanması ve bakımı, temizlenmesi faaliyetimiz var. Görmüş olduğunuz gibi parçamız tamamıyla yıldızlı bir parça. Ve burada yazıları ve numarası da bulunmakta. Şöyle biraz romlayayım. Siz de bunu okumuş olursunuz. Şimdi bunun ve karşılığının, yani şu bölümün yağlanmasına geleceğiz. Bunları da aynı şekilde önce VD40'la yağlıyoruz. Daha sonra da silikon sprey ile koruyucu bakımını yapıyoruz. Bu parça ne arkadaşlar? Bu parça V124E200'ün kapı kilidi. Şu erkek olan, şu da işte dişi yani olan kilit. Bunların ikisi bir takım oluyor. Bunları yağlayacağız. Aynı zamanda bundan bahsetmişken, bakın şu da çocuk kilidi oluyor. Buraya anahtarınızı sokmak suretiyle içindeki dili harekete geçirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili ufak bir videom var aslında. Seyredebilirsiniz. Çocuğu olanlara şiddetle yolculuk öncesi tavsiye ediyorum. Gerçi bunun kapıları içeriden kilitleniyor ama yine de önlem olarak bunu kullanmanızı öneriyorum. Yine VD40'ımızı elimize aldık arkadaşlar. Ben iç aksama çok fazla gitmesin diye hafif bir yağlama yapacağım bu bölümü. Yani çok fazla böyle yağ sıkmayacağım. Çünkü iç aksamın, döşemelerin iç kısmının kirlenmesini açıkçası istemiyorum. Ve fazla yağ hemen vakit geçirmeden bezimle tasfiye etmeye çalışacağım. Şu şekilde fazlasını alacağım direkt yani. Buranın işi bitti. Şimdi şu bölüme geldi sıra. Bunlar boyaya döküldüğü zaman arkadaşlar bir sıkıntı, bir sorun teşkil etmiyor bu bölüm. Fakat yine bezimizi şu şekilde sabitlemeye çalışalım ve şu şekilde VD40'ımızı elimize almak suretiyle de gerekli işlemlere başlayalım. Önce biraz hazmetmesini sağlıyoruz tabi yağın. Daha sonra da kafasını her zaman olduğu gibi silerek işlemi tamamlıyoruz. Kirden, tozdan, pislikten arınmasını sağlamış oluyoruz. Yağan yağmurlar, yağışlar, araç yıkama falan filan derken bu bölümler oldukça fazla toz tutuyor, kir tutuyor ve sonra da bazılarınızın kapıları gıcırdayabiliyor, sıkıntı çıkarabiliyor. Bunu bu şekilde yaptık. Şimdi bir denemesini yapalım. Yapmadan evvel koruyucu spreyimizi bir sıkalım arkadaşlar. O da burada hemen. Onu da sıkmak suretiyle hafiften ilgili yağlamanın işlemin tamamlanmasını sağlıyoruz. Onu sileceğim ben. Bir de şuraya sıkayım. Buraya da sıktım. Ve şimdi vakit geçirmeden açıkçası boya bir zararı yok ama yine de aracınızı yıkatmadığınız sürece buralar toz yapabiliyor. Onu söyleyeyim. Şu şekilde bakın. Şu otomatik antenimin olduğu yeri ben zaman zaman yağlıyorum bunu. Daha rahat girip çıkması, paslanmaması, korozyon olmaması için. Bakın şu bölümde, hani böyle mazotlu araçlarda veya yakıt aldığınızda yakıt dökülür, İşte silinse bile böyle bir toz toplar ya, bir toplama işi var. Bakın şöyle daha rahat göreceksiniz. Bu işte bunun yağlanmasından sonra kalan tozdu. Şu tabii ki bez de şimdi yağlı olduğu için böyle bir durum var. Şimdi şuraya da hemen kabasını sildikten sonra, bu bez sıfırdı. En son halinde göreceksiniz zaten. İlgili işlemi bitirmiş oluyoruz. Bir denemesini yapalım. Açılıp kapanma hissiyatı nasıl? Onu bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi
Yani parmağınızın ucuyla etmeniz yeterli yani. Birkaç deneme yaptıktan sonra bu işlem bitmiş oluyor. Zaten kapılarımda herhangi bir gıcırdama falan yok. Bu kilit yağlamasıydı. Aynı zamanda şu bölümlerin de yağlamasını yapmak istiyorum. Yani şu karşılıklı bölümler. Hemen burada zaten ilgili yerler görünmekte. Çubuklar, işte kilidin arasındaki ve şu dil içeriye girip çıkan. Bunların yağlamasını da yapacağım. Kameramı şöyle sabitleyebilirsem ve şuradan bakayım görüş açısı nasıl. Gayet güzel. Altını üstünü göremeyeceksiniz ama en azından yaptığım faaliyetleri seyredebileceksiniz. Yine spreyimizi aldık, VD40'ımızı. Elimizde de bez var. Şu öncelikle şu kilidi bir yağlamak istiyorum açıkçası. Onun yağlamasını şu şekilde yaptım ve damlamadan havasını hemen almak istiyorum. Dökülen yerleri de şu şekilde silerseniz bu bölümlerde daha iyi olacaktır. Şu orta bölüme geçeceğim şimdi arkadaşlar. Zaten bunlar çift plastik kaplı, aynı zamanda üstleri toz girmesini otomatik olarak önlüyor ama yine de bakın şöyle o bölümü de yaptım. Ve şimdi en alttaki bölüm kaldı. Ona da bezimizi altına sıkıştırmak suretiyle şöyle üstten aşağıya doğru dökeceğiz. Ve o kendisi zaten sirkülasyonunu yapıyor. Yani bunu emiyor. Aradaki boşluklardan giriyor. Ve tabii ki bunu açıp kapatacağız en son. Diğer spreyimizi sıktıktan sonra. Şimdi CRC spreyimizi elimize aldık. Aynı şekilde üst bölüme biraz sıktıktan sonra bunu bir hafif siliyoruz. Tabii ki kameramız yine herhalde şöyle ayarlayabilirim. Ve şimdi bu bölüme geldim. Orta bölüm. Orta bölümü de hallettim ben. Bu arada spreyim de son derece azaldı. Bitmek üzere. Ve gayet idareli kullanıyorum. Keşke bundan 2-3 tane almış olsaydım. Denk geldikçe alıyorum arkadaşlar. Tabii bu markaların daha iyileri de var. Normal olanlar da var. İşinizi görecek şekilde olanlar da var. Hiçbir şey bulamazsanız bu işlemleri balata sprey ile de yapabilirsiniz. Şu anda bu iş bitti. Şöyle bir deneyelim. Önce şöyle çift kademeli bir kilit sistemi olduğu için bunda diğer araçlarda ittiğiniz zaman hemen gelebiliyor. Bakın bunda ne kadar da şöyle şey yapsanız birinci kademi bir tutayım önce. Şimdi elimize aldık. Daha uzaktan kapatmak suretiyle işlemi gerçekleştiriyoruz. Arka sağ kapıydı bu arada bu. Şimdi ön sol kapının kilit sistemini bir kontrol edelim. Bir ön fikir edinsin. Zaten ben bunu da yağlayacağım. Diğer ikisini kendim yağlayacağım. Siz bunu göremeyeceksiniz arkadaşlar. İşimi hemen bitirmem gerekiyor. Bakın şu bölüm. Şu bölüm yağlanacak. Yukarıdan aşağıya. Şu ortadaki bölüm yağlanacak. Ve şu görmüş olduğunuz arkadaki dil, yani uzun çubuğun olduğu bölüm ve altı yağlanacak. Bu arada bunlar da her birinde seri numarası ve yıldızlı üniteler hepsinin mevcuttur, vardır. Sıkıntı yok o konuda. Ve tabii ki bu bölüm bittikten sonra hemen yine aynı şekilde buradaki kilit bölgelerini de yağlayacağım. Onları da şu şekilde görmenizi istiyorum. Bunlarla ilgili işlemlerimi şimdi devam ediyorum.
Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her iki spreyimiz ve bezimiz burada. Bunların hepsini ben yağlamasını yaptım şu an itibariyle. Ön sol kapımızın her iki spreyimle yağlamasını yaptım. Sıkma şeklini zaten sol arka kapıda görmüştünüz. Bunların şu birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm olmak üzere yağlamaları tamamlandı. Ayrıca dördüncü bölüm ve bu şekilde beşinci bölüm de bitti. Şimdi bir kapıyı açıp kapatacağız. Önce hafiften bir şu şekilde bakın. Bir sirkülasyonunu yağın içeride yağların sıktığı temasını, hareket etmesini sağlıyoruz. Sonra önce yakın taraftan bir kaç deneme yaptıktan sonra daha uzakta bunların yüklenmesi ve ses çıkarmaması olayını takip ediyoruz. Gayet güzel oldu. Hiçbir sıkıntı, problem görünmüyor. Şimdi ben diğer iki kapının yağlamasını da yapacağım. Onları yaptıktan sonra da kısa bir görüntüyle videomu bitireceğim. Tabii yağlamam gereken başka ülkeler olursa onlarla ilgili faaliyetlerim devam edecektir. Evet arkadaşlar, uçağımız böyle bir şey. Bu bölümde biraz otlar, çimenler mevcut. Ve yine aynı şekilde spreylerimiz elimizde, görmüş olduğunuz gibi. Bunlarla ilgili yağlama faaliyetimiz devam edecek. Önce WD-40'la bu sefer aracımızın sağ ön kapısını açtık ve daha önceden sizlere göstermiş olduğum dilleri ve fişekleri yağlıyorum. Bakın, onların yağlamasını yapıp hemen bezle kabasını, akmasını önlemek için siliyorsunuz. Alttaki fişeği de hemen yağlamak istiyorum. Onu da yağladım. Hemen onu da siliyoruz. Ve ortadaki kilit kısmı, dili yağlıyorum şu anda. Onun da yağlaması bitti. Bu işlemler çok fazla zamanınızı almıyor ama aracınızın kilit sisteminin, fişek sisteminin sağlığı açısından çok önemli. Silikon spreyle tekrar sıkıp şöyle bir kabasınızı almanızda fayda görüyorum. Hemen ve alt fişek kısmını da yağladık arkadaşlar. Şu anda bu da bitti. Bir sıkıntı yok. Geriye kaldı iki bölüm. Bunlar neydi arkadaşlar? Karşılıklı kapının kilit sistemi. Onunla ilgili de şu şekilde bir faaliyet içerisine gireceğiz. Önce bu bölümü bir yağlıyoruz. Tabi bu sefer ben buraya WD-40 dökmeyi unuttum. Direkt koruyucuyla yağladım. Neyse, diğerine dökeceğim. Ve sonra bu bölümü önce WD-40'la bir güzel yağlamasını yaptıktan sonra hemen kabasını içerilere, fazla daha aşağı bölümlere nüfuz etmeden bir siliyoruz. Sonra bu bölümü tekrar koruyucu spreyimizle, arkadaşlar şöyle çekeyim, bunu hafif yağlamasını gerçekleştiriyoruz ve tekrar siliyoruz. Bu arada buralarda biraz toz oldu. Bunu temiz bir bezle şimdi sileceğim tekrardan şu şekilde. Zira o yağlı bezin döşememe yağ bulaştırmasını istemiyorum açıkçası. Bu da bitti. Şimdi bir deneme yapacağız. Deneme ne? Kapıyı açma, kapama. Tabii ki buralarda bol miktarda şöyle otlar var. Bunların hafif şöyle ezme işlemini tamamlıyoruz. Önce bir şu şekilde sirkülasyon yapıyoruz.
çıkan ikinci kilit sesidir arkadaşlar. Normalde kapımızdan o şekilde bir ses çıkmıyor. Bunu bilmenizde fayda var. Onu o şekilde izah edeyim. Tekrardan bakın. Yani önce açılıyor tık diye, sonra tekrar açılıyor. Zaten belli oluyor yani. Evet. Her zaman olduğu gibi söylüyorum. Bu araç 24 yaşında. İşte bu kaliteli malzeme ve güzel işçilikle uzun yıllar bu bölümler doğru düzgün ses bile çıkarmadan kalabildi ve günümüze kadar geldi. Karşılıklarını da şu şekilde yağlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, diğer arka kapının fişeklerini görüyorsunuz buradan. Bunları size ekstra olarak şu şekilde yağlayacağım ben. 7.40'la. Ve hemen zaten üzerine döküldü o da. Alttan da fazlası gitti. Tabii ben yine silme işlemine devam ediyorum. Bunu açıp da yapıyordum ben. Şimdi karşıdan da bir yağladım. Bakayım daha farklı bir şey olacak mı? Açıkçası bu şekilde yağlamanızı önermiyorum. Arkadaşlar açtıktan sonra yağlayın. Ha, geri bölgesinin yağlanması açısından bu şekilde de bir hareket tarzı içerisine girebilirsiniz. O ayrı. Onu da sizlere göstermiş oldum. Şimdi sadece bu kapımız kaldı. Bununla ilgili faaliyetimiz devam edecek. Onu da açıp ilgili yerlerine, yani işte şu fişek, şu fişek, şuradaki dil içeri girip çıkan ve şu alt fişeği yağlayacağım. Ve karşılıklar olarak şu kilit bölümü ve burayı yağlayacağım. Onun için de tabii ki arka kolçağımızdan yararlanabiliriz. Şu şekilde kameramızı koymamız suretiyle gayet işe yarıyor bunlar. Evet, spreylerimizi yine getirdik. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve şöyle şu bölüme, bilmiyorum oradan nasıl görünüyor ama herhalde görünmesi gerekiyor bu bölümün şöyle bir açıyla. Önce yukarıdan aşağı bir sıkıyoruz. Gerçi ben bunu diğer taraftan yağladım ama yine de sizin için tekrardan yağlamış. Şu bölüm, bu bölümü yalnız karşı taraftan göremiyorsunuz. Bu bölümü. Ve alt tekrar. Bunu ikinci defa bir yağlamasını yaptık. Arkadan ve önden olmak üzere. Ve hemen şu bölümler, o bölümleri elle de çekebilirim. Koruyucu spreyle de hemen bakımını, tekrar koruyucu bakımını yapıyoruz. Bunu da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Tamam. Şimdi sırada ne var? Sırada hemen şu görmüş olduğunuz arkadaşlar bölümler kaldı. Şu bölüm ve bu bölüm var. Bunları yağlayacağım şimdi. VD40'ı alıyoruz elimize. Bu bölümü yağlamasını bir yapıyoruz. Ve hemen bezle, bezimizle silmek suretiyle olayı tamamlayabiliriz. Hemen bir de bu bölümü ve tekrar bezimizi alıp elimize, fazla yağı tasfiye ediyoruz. Burada bitti. Koruyucu sprey sıkacağım şimdi arkadaşlar. Onu da hafif sıkacağım. Ve ondan sonra burayı da sildikten sonra komple bagaj kilidini ayrı bir ünite altında yayınlayabilirim.
ve bunları yağlamasını sizlere göstermiş oldum. Bunu da bu şekilde görmüş oldunuz. Sıcak da bu arada bastırdı. Açıkçası biraz ellerimde de yağ var. Kayıyor. Gayet yani hiçbir sıkıntı yok. Bu arada aracı yıkattıktan sonra ekstra buralara gazete koydum. Altlarında normal kendi kağıtları var. Bu içi pırıl pırıl yıkandı, tertemizdi ama dışı yine gördüğünüz gibi çamur içinde aracımın. Geçtiğim yollar hep berbat. Yani ne kadar yıkatırsan yıkat hemen pisleniyor. Onlarla ilgili videom burada nihayetleniyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum.